Sonuna kadar Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Tabii ki reis. PKK'nın kolunu, HDP'nin koluna girenlerle beraber mi yürüyeceğim? Altılı masanın altına sakladılar HDP'yi. Şimdi çıkarttılar meydana. Ayıp ayıp insanlarla dalga geçiyorlar. Ama alacaklar cevaplarını. Sonuna kadar Erdoğan. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kim ya? Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Bıktık artık, yeter. Erdoğan tabii, Kılıçdaroğlu olur mu ya? İkisi de değil benim için şu an. İnce. Erdoğan tabii ya. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olursa yardımcısı HDP'den olacak. Ya Allah aşkına bir düşünün ya. Bu mu sizin vatanınıza sahip çıkmanız? Sizin çoluk çocuğunuz yok mu ya? He? Askere gidecek yok mu abi? Böyle düşünün ya. Devletçiyim, vatancıyım, bayrakçıyım. Erdoğan benim fikirlerimi yürütüyorsa Erdoğan. HDP ile birlik olanın Allah belasını versin. Ben bayrakçıyım, ben devletçiyim, vatancıyım, dinim, İslam, Allah, kitap, Kur'an. Kılıçdaroğlu gelsin desin ki bayrak, kitap, Kur'an, Allah desin, ona vermezsem şerefsizim. Ama HDP ile PKK ile onların fikirleriyle şey olanın Allah bin türlü belasını versin, o kadar. Kılıçdaroğlu. Erdoğan tabii ki. Yedili masa ülkeyi düzlüğe çıkaramaz. Yedili masa daha kötü gömer Türkiye'yi. Kılıçdaroğlu. 20 senede Erdoğan yaptı. Bir yılda Kılıçdaroğlu yaptı. Ne olmuş hadi? Tabii ki Erdoğan. Ne Kılıçdaroğlu? Erdoğan'dan başka kimse var mı da? Kılıçdaroğlu. Çünkü ona güveniyorum. Tabii ki Erdoğan. Ben ülkücüyüm. PKK yandaşlı ülkücü değilim. Vatanın, milletin, dininin, bayrağını seven ülkücüyüm. Devlet Bahçeli neredeyse ben oradayım. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Adaletli. Son derece güvenli bir insan. Erdoğan diyorum. Yine vatanın bölünmezliği, bütünlüğü için, düşünülen projelerin yeniden devamını sağlamak için yine Erdoğan diyorum. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a hiç vermedim şimdiye kadar oyumu. Günahımı da vermem. 1000 tane oyum olsa 1000 tanesi de CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na. PKK ile beraber olsun. Ha, o kendisi Hüdapar'la beraber olur. Hüdapar hiçbir tane PKK. Mehmetçik öldürmedi. 40 bin tane şehitimiz var. CHP PKK ile birlikte olmuyor. Allah'tan. Beraber. Allah'tan CHP. Kimi kandırıyorlar? Şimdi bakın, Hüdapar 2012'de kurulmuş. Daha senin dediğin 1994'te. Şeydi. 90-94'te. Geçin o işleri. Tarihe bir bakar mısın? Bakın, siz PKK'lı mısınız? Nasıl buna razı geliyorsun? Nasıl razı geliyorsun? Hadi diyelim. Tamam, bir dakika. Bir dakika. Hadi onlar öldürdü. Yaptı. Bunlar da mı yapsın yani? Öyle de o zaman. Öyle de o zaman. Ama şimdi bugün İyi Parti'yi masada aldatıyorlar. Ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterttiriyorlar Kılıçdaroğlu. Sonra gidip HDP ile işbirliği yapıyor. Niye 1,5 senedir HDP ile işbirliği yaptıklarını söylemiyorlardı da? Ne zaman Cumhurbaşkanı adaylığına onay verildikten sonra HDP ile işbirliği yapıyor? Bunların yatacak yeri yok, yatacak. Allah bunları bildiği gibi. 40 bin tane şehit var. Öğretmen şehit var. Bebek şehit var. Bunları kim öldürdü? Sırtımızı ona dayıyoruz. Şey evet. 1 milyon oyumuz olsa bir oy ben Kılıçdaroğlu'na vermiyorum. Biz de vermeyeceğiz oyumuzu. Biçir var, bir de nur var. Biz nura vereceğiz. İki cephe oldu. Biçir cephesi, bir nur cephesi. Erdoğan, tek millet, tek devlet, tek bayrak. Dolayısıyla memleketin bugün beka meselesi vardır. Eğer yanlış adım atılırsa gelecekte memleketi tekrar doğru yola koyabilmek, düzeltebilmek çok zor olabilir. Onun için kardeşlerimizin hepsi bu konuda hassas ve uyanık olması lazım. Nasıl ecdadımız bu vatanı bize kanıyla, canıyla, malıyla bırakmışsa biz de bizden sonraki nesle güzel bir vatan bırakmak için tek bayrak diyoruz, tek devlet diyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu tartışmasız. Çünkü artık bu ülkenin dürüstlere ihtiyacı var. Vermemiz gereken liderimiz Erdoğan. Aklımıza dahi gelmeyen şeyleri yaptı. Bu hükümet öyle bir şey yaptı ki sağcısıymış, solcusuymuş, bana oy vermiş, vermemiş. Herkese yatırım yaptı. Bugün İzmir'den tutun, Aydın'dan tutun, Marmaris'inden tutun. Her tarafa, doğunun her tarafına. Bunu görmüyorsak gerçekten körüz. Bugün Diyarbakır'a gidiyorsun, Hakkari'ye gidiyorsun. Buradan bir farkı yok. İstanbul'dan bir farkı yok. Ben Erzurum'a gidiyorum. Erzurum'a buradan bir farkı yok. Kılıçdaroğlu. PKK'ya oyumuzu verecek değiliz. Erdoğan'a vereceğiz mecburen. Kesinlikle Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Millet elini vicdanına koyup öyle gidecekler sandığa. O şehitlerin kemiklerini sızlatmayacaklar. Altılı masanın veya yedili masanın ne olduğu ortada. Onun için sonuna kadar Erdoğan. Kılıçdaroğlu diyeceğim. Mevcut hükümetten memnun değilim.
pek umudum yok ama umarım düzeltirler. Erdoğan Kılıçdaroğlu ne ya? Kılıçdaroğlu kim tanıyor ki? Kılıçdaroğlu her zaman yalan konuşan bir adam. Kılıçdaroğlu bugün var yarın yok. Ne yaptı ki şimdi ya da Kılıçdaroğlu? O ne dışarıda ülkeyle ajanlarıyla görüşüyor. Ne görüştüğü belli değil. Almanya'da görüşüyor. Bakıyorum FETÖ'yle görüşüyor. PKK'lılardan hiç çıkmıyor, ayrılmıyor, kucak kucağa gidiyor. Bundan ne beklersin? Atatürk'ün askerlerine piç diyen adamlarla görüşen adamdan ne hayır çıkar ne memlekede? Onlara destek veriyor. Onlardan kucak kucağa gidiyor. Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için, yalan söylemediği için. Erdoğan'dan şaşmam. Kılıçdaroğlu kim onu da tanımıyor. Dünya birleşmiş Erdoğan'ı alt etmek için. İçten biz, dıştan onlar. Dünyada böyle ülke var mı ya? Herkesin işi var, gücü var. Böyle ülke var mı? En büyük Erdoğan. Dünyada ondan daha delikanlı, ondan asil, ondan cesur kimse yok. Kılıçdaroğlu. Erdoğan yoruldu. Artık yapabileceği bir şey yok. Kılıçdaroğlu yeni bir soluk, yeni bir nefes. Güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'da yetenek var, onda yok. Recep Tayyip Erdoğan'da yalan yok, onda çok. Tayyip Erdoğan'da yapıcılık var, onda yok. Recep Tayyip yaparım diyorsa yapıyor ama bunlar daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiler. Verdikleri sözlerin hiçbirini yapmadılar. Buradan yola çıkacağız. Bu halk bir defa yanılır, ikinci defa yanılmaz. Kılıçdaroğlu. Bıktık yani. Ondan dolayı Kılıçdaroğlu diyoruz. Teröristlerle bir olan adamla ne işimiz olabilir ya? Adam terörün batağına girmiş çıkamıyor. Battıkça batıyor, battıkça batıyor. Önce vatan olduğu için de Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Yeşil ve Sol Parti'ye vereceğim. Erdoğan tabii ki. Yapılanları görüyorum. Biz nankör olmayalım yani. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Tabii ki her zaman Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Öbür gitti eşkıyalarına çoluk çocuğu öldürenlerle arkadaş oldu. Buna oy verilir mi canım? Çocuğa yazık değil mi? Şimdi sen benden arkadaş oldun. Sen hırsızsın. Ben de normal bir adamım. Şimdi sen benden arkadaş olduğun zaman sen beni hırsızlığa teşvik etmeyecek misin? Erdoğan, ben genç yaştan beri kendisini tanıdığım için. Ben Kürt'üm. Oyumu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu'na vermeyeceğim. Oyumu ben Erdoğan'a vereceğim. Müslüman bir insandır. Biz Müslüman'ın yanındayız. Kılıçdaroğlu. Türkiye'ye iyi bir sistem gelecekti onun için. Dünyada iki tane lider gelmiş. Bir tanesi Atatürk, bir tanesi Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başka yok. Kılıçdaroğlu tabii ki yani herhalde. Tayyip Erdoğan. Tayyip'in yerinde kim tutacak? Altı masa birbirini yönetemiyor. Nasıl Türkiye yönetecek? Cenab-ı Allah benim canımı alırsa ona versin. Mum da arasa Tayyip'i bulamaz. Tabii ki Erdoğan abi. Kılıçdaroğlu bir de ince. Dertleri millette değil sadece Erdoğan'ı düşürmek. Erdoğan düşerse biz biteriz. Sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Bir yenilik istiyoruz artık. 20 seneden bu yana yeter. Erdoğan tabii. Daha ne yapsın ki adam ya? Yapmadığı bir şey mi kaldı ya? Kılıçdaroğlu gelip ne yapacak? Emekli maaşımızı elimize alırlar. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Yaptığı işler belli. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Kılıçdaroğlu ne yapacak ki? Erdoğan. Erdoğan söz üretmiyor, iş üretiyor. Kılıçdaroğlu. Üsküdar Üniversitesi'nde stajyer öğrenciyim. Çalışma bursu alıyorum diye yardım alamazmışım. Sanki çalışma bursu çok pahalı. Üstüne bir de KYK bursu yetmiyor. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Her şey yaptı. Yollar, köprüler, hayal ettiğiniz her şey yaptı yani. Bu treni durdurmaya çalışıyor. Yani şu treni. Şurayı durdurmaya çalışan adamlar ya bunlar. Hastane yapma, bilmem ne yapma, onu yapma, bunu yapma. Geleceğiz, yıkacağız diyor adam. Daha bundan ötesi yok kardeşim. Sen ne kadar iyisini yapsan biz diyor iyi yaptı demeyeceğiz diyen adamlar bunlar. Kendileri söylüyorlar hala durmadan. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Çünkü seviyorum. Erdoğan tabii ki. Kılıçdaroğlu abi. Erdoğan elbette. CHP'nin HDP ile iş tutması bence mantıksız görüyorum. Ben de AK Parti'ye Erdoğan diyorum yani. Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu ne yapacağız? Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu Ermeni. Ayet-i Kerime'de Kur'an'da Yüce Rabbim böyle diyor. Sizden olmayanları başınıza amir etmeyin. Erdoğan abi can. Kılıçdaroğlu dürüst. Dört dörtlük bir insan olduğu için oyum Kılıçdaroğlu. Çok iyi tanıdığım bir kişi. Bir ilacın da tarihi geçiyor kullandığı zaman. Tarihi doldu diyeceğim yani. Bir ilaç 20 sene kullanamazsın. 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi geçmemiş mi? Geçmemiş. Kılıçdaroğlu düzeltir. Çünkü peşindeki ekip Avrupa'da bir numara bir ekip var peşinde. Onu söyleyeyim. Kim Avrupa'da bir numara olan ekip? Yani şöyle Avrupa'da nazaran yanında çok güzel bir ekibi var. Onu kim? Ali Bey. Avrupa'dan takdir mi aldı? AK Parti alakası yok. Kemal Kılıçdaroğlu. Avrupa'dan Ali Babacan takdir mi aldı? Ben onları düşünmüyorum. Ekrem Bey var yanında. Avrupa'dan alkış almak istiyorlar değil mi? Avrupa'da değil. Avrupa'ya nazaran peşinde güzel bir ekonomik yani ekonomi düzelten kişilere inandığımız için peşindeki. Erdoğan başka yok. Ya kardeşim benim oyum Kılıçdaroğlu. Benim geleceğim gideceğim için çok düşündüm. Adaleti. PKK'ya. Abi,
HSK'yı getirecek ki anamızı belledi. Abi gözlükle takmıyorsun ama kör olmuşsun. Kim? Kör olmuşsun. Körüm. Evet. Ben kör değilim. Benim geleceğim adaletli iş sağlayan Kemal Bey ve Altılım Aslan. Tabii ki Erdoğan. Allah hangisine ahsen ve uygun etmiş odur. Mutlaka inne külli şeyin helakinden bir kader, herkes kaderini yaşar. Sen ne dersen de mutlaka Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka o gelir. Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dilesinler. Allah'a dost, Allah'ın dostlarına dost olsunlar. Birbirlerine düşman olmasınlar.